İyi akşamlar. Ana haber bülteniyle karşınızdayız sevgili izleyenler. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Gaziantep'te bir dizi ziyaret gerçekleştirdi. Suriyeli sığınmacıları ziyaret etti. Bir açılışta atanamayan öğretmenle Başbakan Erdoğan arasında gergin anlar yaşandı. Başbakan Erdoğan 2 günlük Gaziantep gezisi kapsamında nişasta ve yem fabrikasının açılışına katıldı. Açılışın yapılacağı sırada kalabalıktan atanamayan bir öğretmen, Şubat'ta atama yoksa oy da yok diye bağırdı. Başbakan Erdoğan'ın öğretmen adayına tepkisi sert oldu. Kusura bakmayın. Biz bir şey söylediysek, ne söylediysek o olur. Başkası olmaz. Sağ ol, oy senin olsun. Oy senin olsun. Biz öyle spekülasyonlara falan girmeyiz. O spekülasyonlara girmeyiz. Al onu kendine sakla. Al onu kendine sakla. Tamam, kendine sakla. Onu sen vermen gereken yere ver. Öğretmene tepkisinin ardından Başbakan Erdoğan ulusalcılara yüklendi. Biz bu ülkede birliğin, beraberliğin, dayanışmanın sigortasıyız. Böyle bu yola çıktık. Spekülasyonlara prim vermedik. Bundan sonra da vermeyeceğiz. Bu ülkede ulusalcı geçinenler önümüzü kesmeye çalıştılar. Kesemediler, kesemeyecekler. Ulusalcıların uzantısı olmaya aday olanlar bizden bir şey beklemesin, bulamayacaklar. Başbakan Erdoğan ziyaretleri dahilinde İslahiye ilçesindeki Adalet Sarayı'nın açılış törenine katılacaktı. Ancak helikopteri sis engeline takıldı. Adliye Sarayı'nın açılışını Adalet Bakanı Sadullah Ergin gerçekleştirdi. Başbakansa Nizip'teki Cumhuriyet Meydanı'nda halka seslendi. Selamun aleyküm Şabi Suriye. Suriyeli sığınmacıların kaldığı kampı ziyaret eden Erdoğan, buradaki konuşmasında Beşar Esad'a yüklendi. Kendi halkına zulmetmekte babasını kat be kat geçti. O sadece Hama Humus'ta zulmetti. Oğul Esad Suriye'nin tamamında zulmediyor. CHP Grup Başkan Vekili Emine Ülker Tarhan, beyaz ekmeğe ve ekmek israfına karşı mücadeleye başlayan Başbakan Erdoğan'a hedef aldı. Tarhan, bize ekmekte tasarruf edin diyen Cuma'ya helikopterle gidiyor dedi. Bu israfın ekonomik değerini biliyor musunuz değerli dostlar? 1 trilyon dolar. Yakında muhtemelen beyaz ekmek de yok. Çünkü onu da yasaklamayı düşünüyormuş. Ha bir de yani bunu söylemek zorundayım. Bu ülkede bıyık yok galiba artık. Onun yerine böyle ölçülmüş biçilmiş bir acayip şey var. Ona ne diyorlar? Badem, badem diyorlar. Evet. CHP Grup Başkan Vekili ve Ankara Milletvekili Emine Ülker Tarhan, Başbakan Erdoğan'ın israf açılımına işte bu sözlerle tepki gösterdi. Samsun'da bir panelde konuştu Tarhan. Türkiye'de özgürlük ve adaletin olmadığını söyledi. Başbakan Erdoğan'a ekmek ve israf üzerinden yüklendi. Bakanımıza onu söyledim. Dedim artık bu ekmek işinde farklı bir döneme girmeliyiz. Şu beyaz ekmek denilen ekmeği sofralarımızdan kaldıralım. Bize ekmekten tasarruf etmemizi söyleyen ancak Cuma'ya bile helikopterle giden bir adam var bu ülkede. Her şeyi onun eline bıraktığımız, onun inisiyatifine bıraktığımız takdirde neler olacağını lütfen tahayyül edin. Bu sayede kimlerin oturduğu yerdeki kızlarına ballı maaşçık ve oğullarına, oğlanlarına gemicikler, filocuklar bağışlanacağını lütfen tahayyül edin diyorum. Tarhan sadece Başbakan Erdoğan'ı eleştirmedi. AK Parti kurmaylarını da kızdıracak bir tanımla İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'e yüklendi. Mecliste kürsüye çıktı İçişleri Bakanı. Hani yemek yemek ve ayakta durabilmek dışında henüz ne yapabildiğini pek bilemediğimiz İçişleri Bakanı. Yemek yemek ve ayakta durabilmek dışında henüz ne yapabildiğini pek bilemediğimiz İçişleri Bakanı çıktı. DHKPC'ye yönelik geçtiğimiz Cuma günü düzenlenen operasyonun İstanbul ayağında polis bazı adreslere itfaiye merdiveniyle girdi. O anlar polis kamerasına yansıdı. İzmir'deki zanlıların ise eylem hazırlığında olduğu ortaya çıktı. Şafak operasyonu için düğmeye basıldı. Ekipler bir bir yola koyuldu. Tespit edilen dairelerin kimisine pencereden girildi,
kimisinin kapısı kırıldı. Geçtiğimiz cuma günü yasa dışı DHKPC örgütüne yönelik operasyonda bu görüntüler polis kamerasına yansıdı. Operasyonlarda grup yorum üyeleri ve bazı avukatlar da gözaltına alındı. Operasyonun İstanbul ayağında polis, Gençlik Federasyonu ve Yürüyüş Dergisi'nin bulunduğu adreslere itfaiye yardımıyla pencerelerden girdi. Polisin operasyon yaptığı birçok adreste ard arda yapılmış birden fazla kapı vardı. Polis tek tek kapıları açtı. Bazı adreslerde polis yanmış doküman ve bilgisayar parçalarıyla karşılaştı. Farklı illerde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda İzmir'de gözaltına alınan zanlıların kamu görevlilerine suikast ve bombalama hazırlığında olduğu tespit edildi. İzmir'deki bir karakolda saldırı için sürekli keşif yapılıyordu. Örgüt üyeleri saldırı hazırlığındayken sürekli karakol çevresinde dolaşarak not tutuyordu. Saldırı listelerinde yabancı dernekler de vardı. Zanlıların Ege bölgesinde DHKPC terör örgütüne yandaş ve üye kazandırmak için Efe kültürünü kullandığı tespit edildi. Eylem yaptıracakları üyelerine Efeler gibi yönetime karşı çıkabilecekleri ve baş kaldırabilecekleri söyleniyordu. Paris'te susturuculu silahla 3 PKK'lı teröristin öldürülmesine ilişkin yeni iddialar ortaya çıkıyor sevgili izleyenler. Fransız istihbaratına göre olay örgüt içi hesaplaşma. Olayla ilgili Fransa'da 2 kişi de gözaltında tutuluyor. Paris'te PKK'lı 3 kadının öldürülmesinin ardından Fransız istihbarat birimi Ankara'ya geçtiği ön bilgi notunda olay bir örgüt içi hesaplaşma tespitinde bulundu. Olayla ilgili Fransa'da 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan kişilerden birinin 1974, diğerinin ise 1982 doğumlu olduğu belirtiliyor. İddiaya göre gözaltına alınanlardan biri terör örgütünün kurucularından Sakine Cansız'a şoförlük yapmıştı. Zanlıların öldürülen 3 kişiyle yakınlıkları vardı. Paris yakınlarındaki La Courneuve banliyösünde ikamet ediyorlardı. Olayla ilgili soruşturmada Paris ile Ankara arasındaki bilgi akışı istihbarat teşkilatlarıyla emniyet birimleri arasında yürütüldü. Gözaltına alınan 2 kişinin örgüt içindeki bağlantılarına ilişkin önemli bilgiler paylaşıldı. Bazı kaynaklara göre Fransızlar tarafından bir süreden beri örgüt üyeleri arasında gerginliğin olduğu biliniyordu. Bu nedenle son gelişmeler ve elde edilen bazı delillerle de örgüt içi hesaplaşma tezinin giderek güçlendiği belirtiliyor. Fransız basınında yer alan haberlere göre şüphelilerin evlerinde yapılan aramada cinayeti aydınlatacak ipucuna rastlanmadı. Başka bir iddiaya göre şüphelilerden biri olaydan kısa süre öncesine kadar maktullerin yanındaydı ve onları canlı olarak gören son kişiydi. Bu kişi ifadesinde olay günü neler yaptığını net ve tutarlı ayrıntılarla veremeyince üzerindeki şüpheler yoğunlaştı. Soruşturmayı yürüten Paris Terörle Mücadele Alt Müdürlüğü 38 ve 31 yaşlarındaki iki erkek şüphelinin gözaltı süresini uzattı. Yakın arkadaş oldukları belirtilen iki şüphelinin gözaltı süresinin 96 saate kadar sürebileceği belirtildi. Başbakan Erdoğan'ın Gaziantep ziyaretinde küçük misafirleri vardı. Suriyeli çocuklar Erdoğan'ı kahvaltıda ziyaret etti. Ziyaret etmekle de kalmadı. Başbakan Erdoğan'a Türkçe konser verdi. Başbakan Erdoğan'ın 2 gün süren Gaziantep ziyaretinde savaştan kaçıp aileleriyle Türkiye'ye sığınan Suriyeli çocuklar renkli görüntüler oluşturdu. Suriye bayrağı desenli atkılarıyla çocuklar Başbakan Erdoğan'ın konakladığı polis merkezine gitti. Küçük Suriyeliler Türkçe şarkılar söyledi. Her köşesi cennetin, ezilir yerler için, bir başkadır benim memleketim. Çocuklar dinleyen Başbakan Erdoğan'a kendi yaptıkları resimlerden hediye etti. Gerisi Allah kerim,
Kutsadır benim memleketim. Lay 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 lay. Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş vapur iskelesinde ayağa kayan ve denizde can veren yolcunun ailesi ve yakınları eylem yaptı. 43 yaşındaki talihsiz adamın göz göre göre öldürüldüğünü iddia eden topluluk basın açıklaması yaptı. Kızı ise gözyaşlarını tutamadı. Beşiktaş iskelesinde vapurdan inmeye çalıştığı sırada denize düşüp hayatını kaybeden 43 yaşındaki Haydar Kayır'ın ailesi Beşiktaş iskelesi önündeydi. Kayır vapura atılan iskeleyi kullanmadan kendisi karşı tarafa atlamak istemiş, ayağı kayınca denize düşmüştü. Olayda güvenlik görevlilerinin ihmalinin bulunduğunu düşünenler aileye destek vermek için bir araya geldi. Başka Haydarlar ölmesin yazılı pankart taşıdı. Vapur ve iskele görevlilerinin gözleri önünde acı bir şekilde aramızdan ayrılmıştır. Vapurun kamerasında yayınlanan görüntülerde ve olay yeri insanların basına verdiği demeçlerde Haydar Kayır'ın adeta ölümü izlenmiş ve bir kurtarma rezerti ayan beyan ortaya çıkmıştır. Açıklamanın ardından Kayır'ın hayatını kaybettiği yere karanfil atıldı. Eyleme katılan Haydar Kayır'ın kızı Gülşen Kayır gözyaşlarını tutamadı. Yani orada güvenlik ne işe yarıyor? Formasını giyip parasını alınca işini yaptıklarını zannediyorlar. Endonezya'nın başkenti Jakarta'da geçtiğimiz Perşembe günü meydana gelen sel felaketinde 20 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede halen caddeler ulaşıma açılamadı. Endonezya'nın başkenti Jakarta'da sel felaketinin yaraları sarılmaya başlandı. Perşembe günü sabaha karşı başlayan ve aralıksız devam eden aşırı yağışların sebep olduğu felakette ölü sayısı 20'ye yükseldi. Ölüm sebepleri boğulma ya da elektrik çarpması olarak kayıtlara geçti. Endonezya Milli Afet Koordinasyon Merkezi 15 binden fazla insanın felaketten doğrudan etkilendiğini açıkladı. Sıcak yemek ve ilaç ihtiyaçları karşılanan selzedelere nakdi yardım da yapılıyor. Olağanüstü hal ilan edilen başkentte birçok cadde halen ulaşıma kapalı. Bu arada Türkiye'den Kimse Yok Mu Derneği'nden bir ekip de Endonezya'ya giderek yardım çalışmaları için incelemelere başladı. İran'da bıçak zoruyla herkesin gözü önünde bir vatandaşı gasp eden kişiler halka açık alanda asılarak idam edildi. Bu sabah gerçekleşen idamda cesetler 20 dakika boyunca ipte asılı tutuldu. Bıçaklı gaspın adresi İran. Tehran. Durbini emniyeti yek sahteman. Geçen ay bir binanın güvenlik kamerasına yansıyan olayda motosikletli 4 soyguncu bir vatandaşı zor kullanarak gasp etti. Zorla adamın çanta ve montunu alan gaspçılar direnmeye çalışan vatandaşı bıçakla yaraladı. Mukabele çeşmanı şehrvandan be yek mert hamle mikonand ta be u dest bord bezanand. Olayın görüntüleri internetteki paylaşım sitesi üzerinden yayılınca konu ülkede büyük tepki topladı. Takif ve kot خود را تحویل بدهد اما او مقاومت میکند. Harekete geçen İran polisi 4 gaspçıyı yakalayarak mahkemeye teslim etti. یکی از زورگیرها پس از گرفتن اموال مرد با وارد. Kısa süren yargılamada gaspçılardan ikisi idam cezasına çarptırırken diğer iki soyguncu için de 10'ar yıl hapis cezası verildi. Çahar sarık az sahneyi vuhu ecorm migorizan. İdama mahkum edilen gaspçılar bu sabah başkent Tahran'da infaz edildi. İnfazın ardından cesetler 20 dakika boyunca ipte tutuldu. Daha sonra indirildi. Ve
İstanbul Maltepe'de bir kişi av tüfeğini alıp ava çıktı. Etraftakileri aldırış etmeden ateş eden vatandaş polis ekiplerince gözaltına alındı. Şehrin göbeğinde av tüfeğini alıp avlanmaya çıktı. İstanbul'da kendine av mekanı olarak Maltepe sahilini seçti. Sahilde sabah yürüyüşü yapan onlarca insanın önünde kuşlara ateş etti. Pazar sabahına sahilde huzurlu bir yürüyüşle başlamak isteyenler korku dolu anlar yaşadı. Vatandaşların şikayetleriyle polis harekete geçti. Olay yerine geldiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkına döndü. Etrafa saçılmış 4 adet boş kovan bulundu. Mehmet Özkemer adlı şehir avcısının otomobilinde vurduğu kuşlardan biri de bulundu. Elif Çakır 2,5 yaşındı ama nadir görülen hastalıklarla mücadele ediyor. Kalbinde tam 8 delikle yaşama tutunuyor. Akciğeriyle kalbi arasında ana damarı da yok. 5 makineyle ancak hayata tutunabiliyor. Çakır ailesi son bir umut, uzanacak yardım elini bekliyor. Dünyaya şanssız geldi minik Elif. Doğumdan sonra kalbinde 8 ayrı delik bulunduğu ortaya çıktı. Orada ameliyat kararı aldılar. 2,5 yaşındaki küçük Elif'in tek sağlık sorunu bu kadar değildi. Akciğeri ile kalbi arasında dünyada ender rastlanan şekilde ana damarın olmadığı belirlendi. Yani sürekli bununla, akşama kadar bununla uğraşıyoruz. Bir tane 5 yaşında kızım var, onunla vakit geçiriyorum. O da canı sıkılıyor. Elif, Çakır ailesinin ikinci çocuğu. Rahatsızlığı doğumdan bir hafta sonra başlayan nefes darlığıyla ortaya çıktı. 15 ay boyunca hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde tedavi gördü. Devamlı tıkanmalar oluyor, enfeksiyon kapıyor, hastaneye gidiyoruz. Doktorlar tıbben yapılacak bir şey kalmadığı düşüncesiyle Elif'i taburcu etti. Evde bakımının daha uygun olacağına karar verildi. Türkiye'de yaşayabilen tek hasta olarak biliyoruz biz. Ege Üniversitesi'nde tedavisini yapılıyor. Ama herhangi bir tedavinin olmadığını, kalp ile akciğer arasında ana damar eklenemediğini söylüyorlar. İl Sağlık Müdürlüğü Elif'i yaşatacak 5 makineyi aileye zimmetledi. Çakır ailesinin evi Elif'in tedavisi nedeniyle hastaneye döndü. Küçük Elif ise 5 makineye bağlı olarak yaşam mücadelesi veriyor. 56 gün yoğun bakımda kaldı. Kalp damar asitciğerin bölümüne. Çakır çifti sürekli Elif'in yanında olmaları gerektiği için çalışamıyor. Aile 670 liralık bakım ücretiyle geçinmeye çalışıyor. Yani bir büyüklerimizden bir yardım istiyoruz biz. Bu Elif'imizin için yani bir ameliyat olabilir mi, olamaz mı? Başka bir hastanelerimiz bunu üstlenebilir mi, üstlenemez mi? Bizim başka istediğimiz hiçbir şey yok. Anne Arife Çakır bir umut, Başbakan Erdoğan'dan yardım eli uzanmasını bekliyor. Başbakan'dan yani çocuğumun tedavisini üstlenmesini istiyorum. Sezer çifti 70'li yıllarda koruyucu aile olarak bir çocuk evlat edindi. Çocuk 3 yaşına geldiğinde hareketlerindeki gariplik ailenin dikkatini çekti. Doktora götürdükleri çocuğun zihinsel engelli olduğu ortaya çıkınca yurda gidip durumu anlattılar. Yurt yetkilileri geri verin, başkasını verelim dediler ama aile kabul etmedi. O engelli çocuk şimdi 34 yaşında. Onlarınki hem sevgi hem de bir vefa hikayesi. Bu da bebekliği. 55 yaşındaki Muazzez ile Orman İşletme Müdürlüğü'nden emekli memur, 65 yaşındaki Durmuş Sezer, 1973'te evlendi. Çiftin 6 yıl çocukları olmadı. Sonunda çift koruyucu aile başvurusunda bulundu. Çocuk yuvasından 4 aylık Cumhur Denizi evlat edindi. Oh, bir de burada. Hadi oğlum burada hadi. Değdirmez öyle kendine. Vayş, iyi lan. Değdirmez. Çok mu seviyorsun? Ancak çift 3 yaşında hareketlerinden şüphelenip Hacettepe Üniversitesi Hastanesi'ne götürdükleri Cumhur'un zihinsel engelli olduğunu öğrendi. Onlar için hayatın zorluğu o zaman başladı. Tabii zor yanları var ama biz artık alıştık böyle yaşamaya oğlum be. Kolay geliyor bana. Annesi hamileliği döneminde Cumhur'u düşürmek için ilaç kullanmış ve bebeğine hayatı boyunca sürecek bir engel yaratmıştı.
Kullanılan ilaçlar sonucu Cumhur'un beyni hasar görmüştü. Çift durumu Cumhur'u aldıkları yuvanın yöneticilerine bildirdi. Yuva yöneticileri çocuğu değiştirebileceklerini söyledi ama aile bunu kabul etmedi. Geri verin dediler, başka alın, olur mu öyle şey? Yani ben sığmaz öyle. Yani benim kitapta yok öyle. Birini ver, birini al, birini ver, birini al. Ben bunu oraya bırakıp verecektim. Allah korusun bana bir araba vurup bir yerde bir götürüm kalacaktım. Gene ben buna bakıyorum. Bana kim bakacaktı? Küçüklüğünden bu yana özel bir rehabilitasyon merkezine giden ve şu anda 34 yaşında olan Cumhur Deniz, anne ve babasının hayattaki tek yaşama sevinci. Sıkılır mı öyle? Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 70 yaşında bir kadın gözaltına alındı. Üzerinden yüzlerce uyuşturucu hap çıkan kadın, "Onları kanser ilacı biliyordum" diyerek kendisini savundu. Bursa şehirler arası otobüs terminalinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Abla ne yapacaktı o yaşları? Otobüsten inerken gözaltına alınan 70 yaşındaki bir kadının üzerinden 500 adet uyuşturucu ekstazi hap çıktı. Özel becerileriyle hırsızlık yapmak başta olmak üzere çok sayıda suçtan sabıkası olduğu belirlenen kadın, ilacın uyuşturucu olduğunu bilmediğini iddia etti. İddiasına göre o haplar kanser ilacıydı. Ana mıydı? Ne bileyim ben? Benim hiç öyle şeyin haberim şeymiş yok ki benim işim. Ne için aldın ya? İşte beni kandırdılar orada, götürdüler bana, ilaç dediler bana. Ne ilacı? Bilmiyorum, kanser ilacı dediler. Zanlı Emniyet Müdürlüğü'nde de aynı savunmayı yaptı. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen yaşlı kadın tutuklanarak cezaevine konuldu. Ne yapacaktı o yaşlı? Bodrum'da etkili olan fırtına Gümbet Limanı'nda iki tekneyi batırdı. Teknelerin çıkarılması için düzenlenen kurtarma çalışması sırasında üçüncü bir tekne daha battı. Bodrum'un Gümbet Limanı'nda iki gün önce etkili olan fırtına yüzünden batan 5 metrelik sürat teknesiyle 10 metrelik tekneyi su yüzüne çıkartmak için miçolar, kaptanlar, vinç ve dalgıçların katıldığı kurtarma çalışması yapıldı. Kurtarma çalışmaları batan iki tekne için başladı. Üç teknenin kurtarılmasıyla bitirildi. Önce 10 metrelik tekne halatlarla vince bağlandı. Vincin yukarı çekmeye çalıştığı tekne halatlardan kurtularak yeniden denize düştü. İkinci tekne kurtarılmaya çalışıldığı sırada limana bağlı bir sürat teknesi su olarak tamamen denize battı. Üçüncü teknenin battığı görülünce çalışmalar yeniden başlatıldı ve batan tekneler çıkarılarak bakımları için tersaneye götürüldü. Ankara'da hem ilginç hem de korkunç bir kaza yaşandı sevgili izleyenler. Tandırda ekmek pişiren bir kadın tandıra düştü, yanarak can verdi. Ankara'nın Elmadağı ilçesinde feci bir kaza yaşandı. Ekmek pişirmek isterken tandıra düşen 50 yaşındaki hanım Seven yanarak hayatını kaybetti. Üç çocuk annesi hanım Seven ekmek pişirmek için mahalleli tarafından ortak olarak kullanılan tandırı yaktı. Seven ekmek pişirmek için eğildiğinde dengesini kaybederek tandıra kafaüstü düştü. Tandırın ağzı dar olduğu için çıkamayan kadın, orada bulunan çocuğunun bağırması üzerine çevreden yetişenler tarafından çıkarıldı. Ama yaşlı kadın, çevredekiler yetişene kadar tandırın alevleri içerisinde feci şekilde yanarak hayatını kaybetti. Sevgili izleyenler, NATO kapsamında Türkiye'ye kurulacak Patriot füzeleri için çalışmalar sürüyor. Bir grup daha Alman askeri Türkiye'ye gönderildi. Türkiye'de konuşlandırılacak Patriot sistemlerini kullanacak Alman askerleri bugün Belçika Kraliyet ve NATO amblemli uçakla Türkiye'ye hareket etti.
Askerler Berlin Tegel Havaalanı'nın askeri bölümünden bir tören düzenlenerek Hava Kuvvetleri Komutanı Yardımcısı tarafından uğurlandı. Türkiye'ye gönderilecek yaklaşık 240 asker arasında lojistik, komuta kontrol, sağlıkla nükleer, biyolojik, kimyasal silah savunma alanlarında destek verecek personeller bulunuyor. 50 kişilik öncü askeri grupsa patriotların konuşlandırılacağı Kahramanmaraş'ta halen çalışmalarını sürdürüyor. Öte yandan Alman uzmanlar NATO'nun füzelerinin sadece birkaç kenti koruyabileceği için konuşlanmanın büyük ölçüde sembolik olacağını düşünüyor. Almanya'dan gönderilen ve füzeleri taşıyan geminin 21 Ocak'ta İskenderun'a ulaşması öngörülüyor. Öte yandan Patriot füze savunma sistemlerini taşıyan bir gemi İskenderun körfezine ulaştı. Hollanda'dan yola çıktığı belirtilen gemi İskenderun limanının 4 mil açığında demirledi. Geminin yarın limana giriş yapıp yükünü boşaltması bekleniyor. Patriot hazırlıkları sürerken bugün Ankara'da Patriot karşıtı eylem vardı. KESK üyesi bir grup, Türkiye'de kurulacak Patriot hava savunması sistemlerini basın açıklamasıyla protesto etti. Konya'da öğrencilere elementlerin yer aldığı periyodik cetveli öğretmekte zorlanan eğitimciler ilginç bir yönteme başvurdu. Öğrencileri için Gangnam Style şarkısıyla klip çekip internete yayınladılar. Öğrenciler bir türlü kimyasal elementlerin yer aldığı periyodik cetveli öğrenemeyince iş başa düştü. Fen öğretmenleri ilginç bir yöntemi devreye soktu. Konya Yunak İMKB Ortaokulu'nda periyodik cetvel öğrencilere Gangnam Style şarkısıyla öğretildi. Periyodik Style adı verilen öğretmen ve öğrencilerin katıldığı ve okul içinde çekilen klip internette de yayınlandı. Gangnam Style. Periyodik cetveldeki elementlerin simgeleri kartonlara yazıldı. Ardından okuldaki diğer öğretmenlerin de desteğiyle anaokul, ilk ve ortaokul öğrencilerinin de yer aldığı Gangnam Style dansının klibi canlandırıldı. Öğretmenlerin Gangnam Style şarkısının seçmesinin en büyük nedeni öğrencilerin periyodik cetveldeki elementleri akıllarında tutmakta zorlanması. Yıl 2013 ama hala Türkiye'de yolu olmayan köylerde vatandaşlar çile çekiyor, yaşam savaşı veriyor. Kastamonu'daki Yeni Beyler Köyü de o köylerden biri. Hastalar köyün patika yolunun binbir çileyle hastaneye götürülüp getiriliyor. Orada bir köy var uzakta ama yolu yok, çile dolu bir hayatı var. Burası Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesine bağlı Yeni Beyler Köyü. Köyün yolu yok. Ulaşım patika yoldan sağlanıyor. Hastalar da zor anlar yaşıyor. Bu da o zor anlardan biri. 81 yaşındaki köy sakini Feride Özden el arabasıyla köyün patika yolundan ana yola çıkarılıyor. Tedavi sonrası ise aynı yoldan yine el arabasıyla oğulları ve komşularının yardımıyla evine götürülüyor. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıysak yardım bekliyoruz. Köyde yaşayanların hepsinin sıkıntısı ortak. Köye bir yol yapılmasını istiyorlar. Ortodoks Hristiyanları dondurucu soğuklar bile durduramadı sevgili izleyenler. Dünyanın dört bir yanında Ortodokslar -30 dereceleri bulan soğukları aldırmadan soğuk sulara girerek vaftiz oluyor. Her yıl 19 Ocak'ta Krişeniye diye adlandırılan günde Ortodoks Hristiyanlar soğuk sulara girerek vaftiz oluyor. Birçok ülkede soğuk sularda ibadetini yerine getirmeye çalışan Hristiyanlar kameralara takıldı. Kazakistan'ın başkenti Astana'da binlerce Hristiyan -30 dereceyi bulan soğuğa aldırmadan buzlu suya girerek günah çıkarttı. Hazreti İsa'nın vaftiz edilişinin yıl dönümünü kutlayan Hristiyanlar kutsanan suda yüzdü.
Kazakistan Acil Durumlar Bakanlığı ve Astana Valiliği insanların dini vecibelerini yerine getirmesi için çadırlar kurdu ve sıcak içecek dağıttı. Sağlık ekipleri ve ambulanslar hazır bulunduruldu. Benzer görüntüler Ukrayna'da da ortaya çıktı. Ukraynalılar başkent Kiev'in ortasından geçen Dnieper Nehri'nde dondurucu soğukta suya girerek vaftiz oldu. Nehire girenler donmamak için ücretli ısınma çadırlarına sığındı. Vaftiz töreni en çok nehir kenarında soba ve çadır kurarak ücretli ısınma ve giyime hizmet verenlere yaradı. Aydın Kuşadası'nda sanatseverlere Türk halk müziği ve Türk sanat müziğinden eserlerin seslendirildiği 2 saatlik unutulmaz anlar yaşatıldı. O gecede Bakan Ertuğrul Günay da sahnedeydi. Hem Türk sanat müziği hem de Türk halk müziğinden parçalara eşlik etti. Anadolu Filarmoni Orkestrası sanatseverlerle buluştu. Kuşadası'ndaki konserin önemli bir de konuğu vardı. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay. Türk sanat müziği, Türk halk müziği, klasik batı müziği, caz türlerinden örneklerin sunulduğu gecenin sürprizinde Bakan Günay sahnedeydi. Finalde Bediye Akartürk'ün mikrofonu uzattığı Bakan Günay yine sanatçıları kırmadı. Bir Türkiye eşlik etti. Gece Bakan Günay'la sanatçıların seslendirdiği bu son türküyle son buldu. Sevgili izleyenler, DHKPC operasyonu kapsamında gözaltına alınanlar bugün adliyeye sevk edildi. Gözaltındaki avukatlara destek vermek için avukatlar bir araya geldi. Adliyenin 7. katında yumruklar havada uçuştu. DHKPC'ye yönelik Cuma günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda 97 kişi gözaltına alındı. Bazı şüphelilerin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri bu sabah tamamlandı. Hakkında yakalama kararı çıkartılan Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı Selçuk Koza Ağaçlı da Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. Çağdaş Hukukçular Derneği İstanbul Şube Başkanı Avukat Taylan Tanay'ın da aralarında bulunduğu 40 şüpheli öğle saatlerinde Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne götürüldü. Gözaltılara destek için birçok avukat ve vatandaş adliyeye akın etti. Adliye çevresinde polis ekipleri geniş güvenlik önlemleri aldı. Ancak kavga bu sefer adliye önünde değil, adliye içinde çıktı. Kavganın tarafları ise avukatla polisler oldu. Şüpheliler sorgulanmak üzere terörle mücadele savcısının bulunduğu 7. kata çıkarıldı. Çevik kuvvet ekipleri de adliyenin 7. katında barikat kurdu. Yaklaşık 50 avukat duruma tepki gösterdi. Polis dışarı sloganları atan avukatlar kalkanlı çevik kuvvet barikatının kaldırılmasını istedi ancak barikat kaldırılmadı. Bu duruma tepki gösteren avukatlar barikatı yıkmak istedi. Polislerin tepkisi ise sert oldu. Avukatlarla polisler arasında yumruklaşmaya varan olaylar yaşandı. Kavgada 6 avukat ve 1 polis memuru da yaralandı. CHP milletvekili Hüseyin Aygün iki grubu da uzun süre sakinleştirmeye çalıştı. Çevik kuvvet ekiplerinin koridordan ayrılması üzerine ortam sakinleşti. Afrika Kupası başladı. Başlangıç vuvuzelaların çalınmasıyla yapıldı. Karşılaşmalar Afrika'da olunca görüntüler de renkli ve farklı oldu. Kendisinin grup başkan vekili Oktay Bey'den bir vuvuzela almasını tavsiye ediyorum. Bir dönem Türkiye'de siyasetin atışma aracı olarak bilinen vuvuzela, ana vatanı Afrika'da Uluslar Kupası'nı başlattı.
90 bin kişilik National Stadyumunu dolduran on binlerce taraftar vuvuzelalarını çaldı. Stadyumda yapılacak ilk maç öncesi Afrika dansları, dev maskotlar ve müzik Afrikalı taraftarları coşturdu. Dört grupta 16 takımın mücadele vereceği AFCON 10 Şubat'ta Ulusal Stadyum'da oynanacak final maçıyla son bulacak. Sevgili izleyenler, Mehmet Ali Birant dün son yolculuğunu uğurlandı. İş dünyasından spora her kesimden insan vardı. Birant'a hoşça kal demek isteyenler arasında. Ve Birant veda ederken bile Galatasaray bayrağı ona eşlik etti. Haberlerin gülen yüzü, duayen gazeteci Mehmet Ali Birant, Teşvikiye Camii'nde son yolculuğuna uğurlandı. Allah rahmet eylesin. Biz özellikle Türkiye'nin Gümrük Birliği'ne giriş çalışmalarında birlikte çok emek vermiştik. Ardından Birant önde, ailesi arkada Teşvikiye Camii'ne gelindi. İlk tören Doğan Medya Grup'taydı. Ustaya veda için anlamlı bir pankart Şişli sokaklarına asıldı. Üzgünüz. Takvimden bir yaprak daha düştü. Artık 32. günümüz yok. Bir anda veda etmek için her kesimden onlarca kişi saatler öncesinden camide beklemeye başladı. Devletin zirvesi oradaydı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, bakanlar, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, sanatçılar, sporcular, gazeteciler ve izleyicileri bir anda uğurlamak için bir aradaydı. Bir anda ailesi tek tek taziyeleri kabul etti. Birant'ın cenaze töreninin yapıldığı saatlerde Şişli'nin bir başka noktasında bir anma töreni vardı. Birant'ın toprağa verildiği gün 6 yıl önce öldürülen gazeteci Hrant Dink'in anıldığı güne rastladı. Dink'in eşi Raquel Dink anma törenine kısa bir ara verdi. Teşvikiye Camii'ne gidip Birant ailesine başsağlığı diledi. Fener Rum Patriği Bartolomeos da oradaydı. Aileye başsağlığı diledi. Cenaze namazında saf tuttu. Bartolomeos geldiğinde Cemre Birant gözyaşlarına hakim olamadı. Dualar da kurtaramadı diyerek ağladı. İyi bir Galatasaray taraftarıydı Birant. Hemen hemen hiç maç kaçırmazdı. Galatasaray'ın taraftar grubu Ultra Aslan da Birant'a son görevini yerine getirdi. Cenaze aracının camiden çıkışında Birant'ın tabutuna Galatasaray bayrağı örtüldü. Birant, Anadolu Hisarı'ndaki aile kabristanında toprağa verildi. Giderken sevdiklerinden hediyeler de götürdü yanında. Torunu Umberto Ali'nin çorabı Birant'la birlikte gömüldü. Erbil'den getirilen toprak, Umre'de kullandığı havlu, bir demet çiçek ve Galatasaray atkısı mezarına koyuldu. Ve 19 Ocak 2013'te 32. gün takvimlerden toprağa düştü. Mehmet Ali Birand'ın ani ölümünün ardından gözler tedavisini yapan Sualp Taşçı'na döndü. Ama Birand'ın doktoru bile hala şaşkın. Nasıl öldüğünü anlayabilmiş değil. Sanıyorum Türk dış politikasını bu toplantıya katılanlar daha iyi anladılar. Mehmet Ali Birand'ın ölümü herkesi şaşırttı. Ama doktorlarını bile şaşırtması kafaları karıştırdı. Mehmet Ali Birand'ın pankreas kanserini tedavi eden onkolog Sualp Tansan konuştu. Şaşkındı. Bu hastalığa muhteşem şekilde cevap verdi. Kötü bir bulgu yoktu. Bir anda klinikten gül oynaya stent değişimine yolladım. Mehmet Ali Bey bizi beklemediğimiz bir yerden vurdu. Stent değişimi sırasında hayatını kaybeden hiç hastam olmadı daha önce. Kalbinde hiçbir problem yoktu normalde. Nasıl öldü bilmiyorum. Birant yapımın 18 yıllık çalışanı Mehmet Kılıç, Birant'ın son anlarını anlattı. Çok teşekkürler. Biz de teşekkür ediyoruz. Saat 11'den sonra durumu netleşmişti. Biz sadece bir imdat bekliyorduk. Sabah torunu Umberto'yu götürdük yanına. Umberto'nun çorabını eline verdiğimizde gözünü açıp kapadı ve bir daha hiç açmadı. Çok iyi.
Evet sevgili izleyenler, bir anda son yolculuğuna uğurlandık ve onunla ilgili görüntüler ekrana getirdik. Şimdi bir telefon bağlantımız olacak, biliyorsunuz havalar bugünlerde soğuktu. Son zamanlarda soğuk havalar yaşadık. Bugün biraz rüzgarlı geçti. Şimdi telefon attığımızda Sabri Bey var. Alo. Alo, merhabalar efendim. Merhabalar sevgili izleyenler, meteorolojiye bağlandık. Hemen sizden havanın son durumunu alabilir miyiz? Nasıl gidecek bundan sonra havalar? Evet, önümüzdeki bugünden başlayacak olarak bakacak olursak yarın için İstanbul, Yalova, Bursa, Kocaeli, ayrıca Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinde yağış bekliyoruz. Yağışlar genellikle yağmur ve sağanak, Artvin ve Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmasını beklemekteyiz. Hava sıcaklıklarında kuzey, iç ve batı bölgelerde 2 ila 4 derece artacağını tahmin ediyoruz. Rüzgar ise genellikle Marmara ve Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesini tahmin etmekteyiz. Bazı yerlerimizdeki hava durumları da şöyle. İstanbul parçalı bulutlu 10-16 derece, İzmir parçalı çok bulutlu 10-19 ve Ankara parçalı yer yer çok bulutlu 4-12 derece dolayında olacak. Önümüzdeki günlere bakacak olursak yarın içinde yurdun batı kesimlerinde yağış bekliyoruz. Yarın Marmara'nın batısı ile Kıyı Ege'de aralıklı olarak yağış görmeyi tahmin ediyoruz. Salı günü ise Marmara, Ege, Batı Akdeniz, Batı Karadeniz, İç Anadolu bölgesinin kuzey batısı ile Doğu Anadolu bölgesi ve Güneydoğu Anadolu bölgesinin doğusunda kısa süreli yağışlar göreceğiz. Yağışlar batı bölgelerde yağmur şeklinde, Doğu Anadolu'da kar şeklinde olacak. Doğu bölgelerimizde çığ tehlikesi ve buzlanma ve don olayına karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Özellikle pazartesi, salı, çarşamba ve bu geceden başlamak üzere yurdun batı kesimlerinde lodos hakim olacağından dolayı soba gazı zehirlenmeleri, baca gazı zehirlenmelerine karşı vatandaşlarımızı uyarıyoruz efendim. Evet, doğu bölgelerimizde genelde Sivas ve Erzurum çevrelerinde -28-30'lara dayanan bir soğuklar yaşanıyor Sabri Bey. Evet. Şimdi kayak merkezleri ne durumda? Kayak merkezleri şu anda özellikle kayak merkezlerinde kar önümüzdeki günlerde geçmiş günlerinden başlamak üzere oldukça yağdı. Uludağ'da 195 santim, Sarıkamış'ta 180, Kartalkaya'da 150, Ilgaz'da 130, Kartepe'de de 110 santim kar var. Ayrıca Palandöken kayak merkezinde de 89 santim civarında kar var. Önümüzdeki günlerde salı gününden itibaren batı bölgelerimizdeki kayak merkezleri, çarşamba gününden itibaren de tüm kayak merkezlerimizde kar beklemekteyiz. Ancak batı kesimlerde, il merkezlerinde sıcaklıklar yüksek olacak. Doğu bölgelerde ise sıcaklıklar 1-2 gün boyunca sıcaklıklar yüksek olacak ama gece sıcaklıkları salıdan sonra tekrardan -15-20 dereceler dolayında seyredecek. Evet, sömestr de yaklaştı ve artık öğrenciler demek ki kayak merkezlerine rahatlıkla gidebilirler diyebiliriz, değil mi? Evet, Sabri Bey. Diyebiliriz. Peki, çok teşekkür ederiz verdiğiniz bilgiler için. İyi akşamlar dilerim. İyi akşamlar, teşekkürler. Evet, havanın da durumunu öğrendik ve haber merkezimizin, haber bültenimizin sonuna geldik sevgili izleyenler. Yayında ve yapımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına iyi akşamlar diliyorum.